Merhaba, şimdi size çocuklarda en sık görülen doğumsal kalp hastalığını, kalpteki bir deliği, ventriküler septal defekti, kısa adıyla VSD'yi anlatacağım. Kalbimizde 4 odacık bulunur. Bu odacıklardan altta yer alan ikisine ventrikül denir. Ventriküller arasında delik bulunmasına ise ventriküler septal defekt, kısa adıyla VSD denir. VSD kalpte üfürüme neden olur. Ve üfürüm hayatın ilk aylarında yapılan doktor muayenesinde fark edilir. VSD küçükse herhangi bir belirtiye yol açmaz. Buna karşın büyük VSD'de belirtiler hayatın ilk aylarında ortaya çıkar. Büyük VSD'si olan bebeklerin kalpleri hızlı atar. Yani taşikardileri vardır. Sık nefes alırlar, iyi emmezler. Büyümeleri yavaşlar ve çok terlerler. VSD'de tanı koydurucu en önemli yöntem ekodur. Eko ile biz VSD'nin ne kadar büyük olduğunu, VSD'nin nerede olduğunu ve kalpte büyüme yapıp yapmadığını tespit ederiz. Çocukta VSD'nin yanı sıra kalpte başka bir problem varsa bunu da eko ile görüntüleriz. VSD'de tedavi planlaması yaparken öncelikle VSD'nin büyüklüğüne bakarız. Küçük VSD'lerde tedavi gerekmez. Çoğunlukla kendiliğinden kapanır. Kendiliğinden kapanmasa bile kalpte herhangi bir sağlık sorununa yol açmazlar. Büyük VSD'ler belirti verirler. Tedavi edilmeli ve çok yakından izlenmelidir. VSD tedavisinde kalbin kasılma gücünü arttıran ve kalbin yükünü azaltan ilaçlar kullanılır. Hastalık nedeniyle iyi beslenmeyen ve büyümeyen bebekler, kalp ilaçlarının yanı sıra yüksek kalorili mamalarla desteklenirler. Büyük VSD'si olan ve uygun tedavi verilmesine rağmen kalp yetersizliği ilerliyor ve yeterince kilo almıyorsa, VSD'nin kapatılması düşünülür. Daha büyük çocuklarda ise VSD küçülmezse VSD'nin kapatılması planlanır. VSD başlıca iki yöntemle kapatılır. Birisi ameliyat, diğeri ise kateterdir. Ameliyatta delik yamayla kapatılır. Kateter yönteminde ise kasıktan ilerletilen cihaz kalpteki deliğe yerleştirilir.